Siz dediğiniz akşam hem bu hayat hazırlarken sigortasını bilmem nesini bir yani, gelirini böyle bir, hem meslek ediniyor hem de şeyini bu şekilde cezasını infazını tamamlamış oluyor. Farklı bir kurvada yürüyoruz. İlk zamanlarda devletin bir serbestliğe tabi tutan hükümler daha kısa süreli hapis cezasına alternatif hükümler veriliyordu. En son çıkan bu 6.391 sayılı yasayla Sayın Başkanım ceza infaz kurumunda hapis cezasını çekerken son koşullu salıvermesine bir yıl kalanlar da bize gelmeye başladı. He, öyle. Biz 500 bini aştık. Yani biliyorsam şu anda 500 bini geçtik. Yani bir hükümün tutukluluğunun devlete bir günlük maliyeti 50 liranın üzerinde. Artık bunu size satmayı bayağı bir kitap. 62 lira falan diye geliyor bizde bu. Kamu yararına çalışma tedbirinde de yani sizin eğer Sayın Başkanım'la protokolümüz ararsak kişinin bir günlük şeyi 4 saat kendisiyle çalışacak. Yükümlünün çalışacak birinde bir tane personelimizi gözetmen olarak atacağız. Bu yükümlünün geliş gidişinde yükümlü takip çizelgesi var. Hangi saatte gelmiş, hangi saatte kurumu terk etmiş, orayı imzalayacak. Zaten çalışma protokolünde yükümlünün uyması gereken kurallar, sorumluluklar falan var. Eğer bir kere mahsus işe gelmez, mazeresiz işe gelmez, işi safsaklarsa veya disiplini bozucu hareket ederse bir uyarı var, uyarı mekanizması var. Uyarıya rağmen aynı yıl içerisinde tekrar ikinci bir ihlal gerçekleşirse dosyasını biz kapatıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla mahkemesine tevdi ediyoruz. Hocamın söylediği şey önemli. Yani insanları topluma kazandırmak en önemli görevlerimizden birisi. Bu işi siz denetliyorsunuz. Biz de o zaman kurum olarak buna katkı sunmamız gerekir diye düşünüyoruz. Yardımcı olmamız gerekir. Çünkü bu insanlar sonuçta bizim insanlarımız. Bazı ihmal edilebilir suçlar mümkündür. Bu da hapis cezasıyla değil de farklı bir yaptırımla cezalandırılırsa çağdaş hukuka daha uygundur. Ben bu mantıktan hareket ediyorum. Umarım yararlı sonuçlar alır. Yani esas iş caydırıcı olmak ama tabii sonuçta da bir suç işlenmişse onun bir karşılığı olacak, yaptırım olacak. İnşallah iyi olur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Temizlik Şehir Müdürlüğü'nde değerlendiriyoruz. Tamam. Metin Bey de zaten. Tamamdır arkadaşlar. Hayırlı olsun. İnşallah iyi olur. İnşallah.